Ay ne yapıyorum ben ya. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Ama öncesinde olduğu gibi başlıklarımıza göz atalım. Evet, bugün gözaltılar yaşandı değerli izleyiciler. Gazeteci Tolga Şardan, MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bir gözaltı daha gerçekleşti. O da Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe'ye. Gökçe de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı. Ancak Gökçe gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı değerli izleyiciler. Peş peşe iki gözaltı derken bir siyasetçinin de onun da eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya olduğu haberi geldi. Gözaltı gerekçesine birazdan detaylı olarak bakacağız değerli izleyiciler. Bir sonraki başlığımızla devam ediyoruz. İktidarın meclise sunduğu afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair yasa teklifine muhalefet partilerinden tepki geldi. HEDEP, teklif için mülklere el koyma operasyonu olarak yorumlarken CHP'de daha fare doğurdu sözleriyle gelen bu teklifi eleştirdi değerli izleyiciler. Bugün 1 Kasım Dünya Kobani Günü. IŞİD 14 Eylül 2014 tarihinde Kobani'ye saldırmış. IŞİD'e karşı Kürt halkı, özellikle de kadınların öncülüğünde başlatılan bir direniş 4 ay boyunca sürmüştü ve IŞİD Kobani'de ilk ve tarihi yenilgisini aldı. Direnişin ardından Kobani özgürleştirildi ve Kobani'nin özgürleştirilmesinin 9. yılına girdik değerli izleyiciler. Oldukça ses getiren bu olay dünyanın dört bir yanında 1 Kasım Dünya Kobani Günü olarak ilan edildi diyelim ve hemen bir sonraki başlığımıza geçelim, son başlığımıza. İsrail-Hamas çatışması devam ediyor. İsrail'in havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de İletişim ve internet tekrar kesildi. Gazze şeridinin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah kapısı 7 Ekim'den sonra ilk kez sivillerin çıkışı için açıldı açılmasına, ama şart konuldu burada. Sadece ağır yaralı olan ve yabancı ülke pasaportu bulunan kişilerin çıkmasına izin verilecek değerli izleyiciler. Sizler için derlediğimiz başlıklarımız bunlardı. Şimdi başlıklarımızın detayları ve daha fazlası için hemen Artı Ana Haber'e başlıyoruz vakit kaybetmeden. Başlığımızda değer vermiştik. Eski Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Hüda Kaya gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında soruşturma başlattı. Yurt dışında bir programa katılmak için havalimanında bulunan Kaya savcılığa ifade veriyor. Hüda Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu konuya ilişkin Artı TV'den Umut Taştan'a konuştu. Gözaltı kararının Kobani dosyasından olduğunu söyledi. Avukat Leventoğlu, Hüda Kaya Kobani soruşturmasından dolayı alındı. Yakalama kararı o dosyada verildi. Daha önce ulaşılabilir olmasına rağmen kaçakçılık kararı verilmişti. Biz de hem yazılı hem sözlü olarak defalarca kez kaçaklık kararına itiraz ettik. Kendisi buradadır dedik. Hatta adresini dahi söyledik. Her defasında savcı zaten asla bizimle muhatap olmadı. Kalem de bizi savcı değerlendirecekmiş diyerek geçiştirdi. Hüda Hanım da 2-3 kez ifade vermek istiyorum. Gerekirse Ankara'ya da ifade vermeye gelirim. Yakında yurt dışı seyahatim olacak. İfade verip gitmek istiyorum dedi. Hüda Hanım'ın yurt dışına gideceğini de biliniyordu. Geçen haftalarda İstanbul Savcılığına ifade vermeye gitmişti. Ulaşılabilir olduğu, Türkiye'de olduğu biliniyordu dedi. Evet değerli izleyiciler, başlığımızda da yine yer vermiştik. O da gazetecilerin gözaltına alınmasıydı. Gazeteci Tolga Şardan ve halktv.com.tr muhabiri Dinçer Gökçe gözaltına alındı. Gökçe Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T24 internet haber sitesi yazarı gazeteci Tolga Şardan, MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı reformunda neler var başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. T24'ün aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındı. Polis ekiplerinin Şardan'ın evinde arama yaptığı öğrenildi. Soruşturmanın Şardan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve yargıdaki yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren rapora ilişkin yazısı nedeniyle başlatıldığı belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Şardan'ın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla suçlandığı öğrenildi. T24 yazarı Tolga Şardan'ın ardından Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe de gözaltına alındı. TRT Haber muhabiri Şeyma Vural, Gökçe'nin gözaltına alınışını Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gökçe gözaltına alındı ifadeleriyle duyurdu. Vural, halktv.com.tr'de yayınlanan Döner Kardeşlere Tahliye Kararı haberindeki kişilerin aslında tutuklu olduğu ve sitede yayınlanan haberin halkı yanıltıcı içerikte olduğu belirtildi, dedi. Gökçe, Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evet değerli izleyiciler, gazeteci Tolga Şardan'ın gözaltına alındığını söylemiştik ancak o sıcak bilgiyi de hemen sizlerle paylaşalım. Şardan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şardan'ın hakimlik sorgusuna başlandı değerli izleyiciler. Bir gelişme yaşanırsa da süremiz içerisinde sizlere yine aktarmaya çalışacağız. Şimdi hemen bu konuyla devam ediyoruz. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da gazetecilerin gözaltına alınmasına dair bir açıklama yaptı. Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan, hakim savcıları kızağa çeken saray gazetecilerin peşine düşmüş diyor Kılıçdaroğlu. MİT raporunun gereğini yapacağına çürümüşlüğü gözler önüne seren gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir diyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yaşanan bu gözaltılara dair tepkisini dile getirdi. Şimdi bir sonraki haberimizde hemen devam ediyoruz. Kobane ile 1 Kasım Dünya Kobane ve 2 Kasım Rojava ile Dayanışma Günü değerli izleyiciler. Kent 9 yıl önce IŞİD'e karşı direnişin sembolü haline geldi. Şu anda Aynül Arap'ta, diğer adıyla Kobani'de, buyurun, düştü, düşüyor. Erdoğan'ın bu sözlerinin üzerinden 9 yıl geçti. Ancak IŞİD sahada yenildi. Kobane düşmedi. IŞİD'in ilk yenilgisini aldığı kent oldu Kobane. IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi öldürülürken Rojava'da tüm saldırılara rağmen direniş devam etti. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından IŞİD 2014'te Kobane kentine saldırdı. Tank ve ağır silahlarla kente giren IŞİD'lilere karşı Kobane halkı bir direniş sergiledi. 133 gün süren direniş sonunda büyük bir bölümünün yıkıldığı kent kurtarıldı. Savaşın sonunda binlerce savaşçı ve sivil yaşamını yitirdi. IŞİD'liler yenilgiyle kentten çıkmak zorunda kaldı. Böylece Musul'un işgalinin ardından başlayan ilerleyişleri ilk defa durduruldu. Bu direnişe uluslararası kamuoyundan da destek geldi. Saldırılar sürerken 2014 yılında Nobel Barış Ödülü sahiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yazar, akademisyen ve aydın çağrı yaptı. Komiteler oluşturuldu. Çağrı ile birlikte direnişe destek için 1 Kasım Dünya Kobane Günü ilan edildi. Ardından Kuzey ve Doğu Suriye kentlerinde IŞİD saldırıları devam etti. Burayla dayanışma amacıyla da 2019'da 2 Kasım tarihi Dünya Rojava ile Dayanışma Günü ilan edildi. O tarihten bugüne Türkiye, Kuzey Suriye ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok kentinde güne ilişkin etkinlikler düzenleniyor ve açıklamalar yapılıyor. HEDEP Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu 1 Kasım Dünya Kobane Günü'nde iktidarın Kobane'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti değerli izleyiciler. Tüm savaş aygıtlarınızla saldırdığınız Kobane'yi düşüremeyeceksiniz dedi. HEDEP eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da Dünya Kobane Günü'nü kutladı. Arin, kader, sibel, hevrin, helef. ve bu uğurda yaşamını yitiren tüm kadınlara sözümüzdür. Kobanî düşmedi, düşmeyecek. Kobani'deki kadın kazanımlarına saldıranlar düşecektir diyoruz. HEDEP Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu 1 Kasım Dünya Kobani Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, Kobani devriminin enternasyonal bir devrim olduğunun altını çizdi. Kadınların direnişine dikkat çekti. Enternasyonel bir mücadeleyle devrimin yeşerdiği topraklardır. İşte bu destansı mücadele bugün tüm dünya halklarına, kadınlarına ilham olurken Kobani düştü düşecek diyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Halide Türkoğlu iktidarın Kobani'ye yönelik saldırılarını hatırlattı. Kürt halkının elde ettiği statüye tahammül edilemiyor dedi. Bitmeyen bir kin ve düşmanlıkla Kobani halkları hedef alınıyor. Sivil yerleşim yerleri bombalanarak bu topraklar insansızlaştırılmak isteniyor. Başta kadınlar olmak üzere Kobani halkları bir yandan yeni yaşam inşa ederken diğer yandan AKP-MHP iktidarın saldırılarına karşı direnişini sürdürüyor. Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki tüm bu saldırıların temelinde Kürt halkına, onun değerlerine, Kürt halkının elde ettiği statüye tahammülsüzlük vardır. Kadın Meclisi Sözcüsü Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kobani düşecek sözlerini hatırlattı. Kadın direnişine saldıranların kaybedeceğini vurguladı. Tüm savaş aygıtlarınız ile saldırdığınız Kobani'yi düşüremeyeceksiniz. Tıpkı 9 yıl önce düşüremediğiniz gibi. Çünkü Kobani halkların bahçesidir, kadınların emeği ve direnişidir. Öte yandan HDP eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da 1 Kasım Dünya Kobani Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kürtçe, Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılan açıklamada Kobani davasına dikkat çekilirken Kobani direnişi yarınımızı aydınlatıyor ifadelerine yer verildi. Türkiye'de iktidar emrindeki mahkemeler üzerinden Kobani'de ortaya çıkan ortak mücadele ve aydınlığın zaferiyle hesaplaşmak istiyor. Kobani Kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımıza bir kez daha mücadeleyi büyütme sözü veriyoruz. Kuzey, Doğu Suriye yönetimi topraklarına yapılan saldırıların IŞİD'in yapamadığını tamamlamaya dönük olduğunu biliyoruz. Ortak ve demokratik bir yaşamın filizlendiği Rojava halklarıyla dayanışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Kobani direnişi ile dünya halklarının enternasyonalist dayanışması bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatıyor. 1 Kasım Dünya Kobani Günü başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen dünya halklarına kutlu olsun. HEDEP 1 Kasım'ın Kobani ile dayanışma günü ilan edilmesi için meclise kanun teklifi verdi. Teklifte IŞİD saldırılarına karşı topraklarını ve yurtlarını savunanlar tarafından ortaya konulan büyük direniş Orta Doğu halklarına umut oldu denildi. Evet, Kobani davasının 39. duruşması Sincan Cezaevi kampüsünde sürüyor değerli izleyiciler. Duruşmada siyasetçi Bülent Parmaksız savunmasına devam etti. Parmaksız HDP fikriyatına yönelik devlet baskısı Türkiye'ye kaybettiriyor dedi. HDP eski eş genel başkanları ve MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani davasının 39. periyot duruşmasının 3. oturumu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Siyasetçi Bülent Parmaksız 1 Kasım Dünya Kobani Günü'nü kutlayarak savunmasına başladı. Parmaksız savunmasını barış bildirisine imza attıkları için akademide ihraç edilen akademisyenlere ithaf ettiğini söyledi. HDP fikriyatına yönelik devlet baskılarını ele aldı. Baskıların Türkiye'ye kaybettirdiğini ve Türkiye'yi küçülttüğünü belirtti. Parmaksız Kobani olaylarında güvenlik güçlerinin yurttaşı hedef aldığını hatırlattı. Ülkeyi bölenler bellidir ifadelerini kullandı. Türkiye'yi zayıflatıyorsunuz. Bakın Türkiye'de ordu bile bölünmüş. Bu ciddi bir durumdur. Eğer bir ülkede ordu bile bölünmüşse, kutuplaşmışsa o ülke ayakta kalamaz. Ordunun başındaki Genelkurmay Başkanı Necip Fazıl'ın oğlunun cenaze töreninde fotoğrafı var. Katılanlardan biri de İstanbul Valisi Davut Gül. İlginç olan AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Akar. Türk ordusunun bir numarası Necip Fazıl'ın oğlunun cenazesine katılıyor. İşte bu çizgi Abdülhamitçidir. Şimdi Türk ordusunun bir numarasının çizgisi olmuş. Cumhuriyetçiliğin çizgisi ise laikliktir. Bu ülkenin ordusu İslamcı değil ama en başındaki kişi Abdülhamitçidir. Orduda ciddi bölünmeler söz konusu. Evet değerli izleyiciler, Türkiye'nin gündeminden biraz uzaklaşıp hemen dış haberlerimizle devam ediyoruz. İsrail'in havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de iletişim ve internet tekrar kesildi. Gazze şeridinin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah kapısı 7 Ekim'den sonra ilk kez sivillerin çıkışı için açıldı. Ancak sadece ağır yaralı olan ve yabancı ülke pasaportu bulunan kişilerin çıkmasına izin verilecek. İsrail ordusu, Hamas'ın kendilerine saldırmak için sivillerin arasına saklandığı iddiasıyla Cebaliye mülteci kampını bir kez daha hedef aldı. Filistin haber ajansı, bölgenin kuzeyindeki kampta çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Hayatını kaybeden çocukların sayısını dehşet verici olarak nitelendirdi. Hamas yönetiminde olan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 1 Kasım itibariyle bölgede can kaybının 8.796'ya ulaştığını açıkladı. Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre saldırılarda ölenlerin yaklaşık 3'te 2'sini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. Hamas'ın saldırılarında da 1400'den fazla İsrailli hayatını kaybetmiş, 230'dan fazla kişi de rehin alınmıştı. Bölgedeki 35 hastanenin bir kısmı kısmen çalışmaya devam ederken diğer hastanelerin ve sağlık ocaklarının kapanmak zorunda kaldığı aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de 1000 kişinin diyalize ihtiyaç duyduğunu, 130 prematüre bebeğin küvezde olduğunu ve 2000 kanser hastasının acil tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ancak İsrail'in uyguladığı elektrik kesintisi ve ambargo nedeniyle hastanelerde jeneratörleri çalıştıracak yakıt olmadan bu tedavileri sağlamak imkansız. İsrail'in havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde iletişim ve internetin yeniden kesildiği belirtildi. Filistin telekomünikasyon şirketi PalTel, sabaha karşı Gazze şeridindeki iletişimi ve internetin tamamen kesildiğini açıkladı. PalTel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu. Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah sınır kapısı sınırlı tahliyeler için açıldı. Kapıdan sadece başka ülkelerin pasaportlarını taşıyan Filistinlileriyle yaralıların tahliye edileceği açıklandı. Katar'ın arabuluculuğunda varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 80 ağır yaralının tahliye edilmesi bekleniyor. Aynı zamanda çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin de Mısır'a çıkışına izin verilecek. Mısırlı bir güvenlik kaynağı yaklaşık 500 yabancı pasaport sahibinin çıkmasını beklediklerini söyledi. Refah sınır kapısı 7 Ekim'den sonra sadece insani yardımların geçişi için açılmıştı. Birleşmiş Milletler verilen yardım miktarının Gazze'deki insani krizi hafifletmeye yeterli olmadığını vurgulamıştı. Siyasi partilerin grup toplantılarının gündeminde de Hamas-İsrail çatışmaları vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hamas'ın eylemlerini terör saldırısı olarak nitelendirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise muhalefete tepki gösterdi. Tabii gündemde sadece İsrail-Hamas çatışması yoktu. Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki yurtlarda yaşanan facialar da vardı. İşte Hamas'ın terör saldırısı da İsrail toplumuna korku saldığı gibi Netanyahu'ya da gözü dönmüş gaddarlığını sergileyeceği bir bahaneyi hediye etmiştir. Muhalefette ise açık ifade edeyim. Hamas'la İsrail'i, Filistinlilerle, işgalcilerle, işgal altında olanları, zalimlerle, mazlumları bir araya getiren yorumlar yaptılar. Esefle söylüyorum. Her ikisi de terördür diyen Orta Doğu'yu ve hukuku bilmiyor demektir. Meclis grup toplantılarının gündeminde Hamas-İsrail çatışmaları vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hamas'ın eylemlerini terör saldırısı olarak nitelendirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise muhalefete tepki gösterdi. Hamas'ın sivilleri katleden eylemleri, Filistin'in uluslararası hukuktan doğan haklarını gölgelemiş, Netanyahu'nun kirli ajandasına hizmet ederek en büyük darbeyi Filistin halkına vurmuştur. Hamas'ın saldırılarının zamanlaması her türlü şüpheye açıktır. Kime ve neye hizmet ettikleri de şüphelidir. Unutmayalım ki bu saldırılar Netanyahu'nun toplumsal desteğinin adeta eridiği bir dönemde gerçekleşti. Onlar da Cumhuriyeti tek ellerine alıp sanki Cumhuriyet'le Gazze karşılıklı bir şeymiş gibi kutuplaşmanın Cumhuriyet kanadında durdular. Kimse onurumuzu da hüznümüzü de tekele almasın. Gazze'de dökülen her damla kanın, dökülen her gözyaşının takipçisi, savunucusu da biziz. İstiklal ordularının ve cumhuriyetimizin sahibi de biziz. Akşener ile Davutoğlu'nun gündeminde Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yaşanan asansör faciaları da vardı. İki liderin de tepkisi çok sertti. KYK yurdunun başına akrabalarını getirip asansör faciasının hesabını soramayanlar, akrabanızı getirirseniz soramazsınız. KYK yurtlarındaki ihmaller, işbilmezlik ve niteliksizlik artık çocuklarımızı canından bezdiriyor ve canından ediyor. Zerenin acısı tüm Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşerken ölmek istemiyoruz, nitelikli yurt hakkımızdır diyen binlerce gencimiz de hakkını aramaya başladı. Gençlerimizi artık bir rezillik boyutuna ulaşan yurt sorunuyla yalnız bırakamayız, bırakamayacağız. Cumhuriyet vizyonumuzun en büyük değer olarak gördüğü gençlerimizi böylesi bir çaresizliğe terk etmeyeceğiz. Değerli izleyiciler, T24 yazarı Tolga Şardan tutuklandı. Başlığımızda ve haberimizde de yer vermiştik. Tolga Şardan MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da Şardan'ın hakim sorgusunda savunma yaptı ve Şardan sorgusunun ardından tutuklandı değerli izleyiciler. Bu son dakika bilgisini de sizlerle paylaşalım. T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan tutuklandı. Bu son dakika bilgisini sizlerle paylaştıktan sonra hemen devam ediyoruz. Siyasetin gündemiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi sosyal demokrat birine devredeceğim açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun kimi işaret ettiği merak konusu. Üst düzey CHP'li bir isim Artı TV'ye Kılıçdaroğlu'nun Yunus Emre'yi düşündüğünü açıkladı. CHP'de 4-5 Kasım günleri düzenlenecek olağan kurultay öncesinde en çok konuşulan konulardan biri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta sonunda Sözcü'den İpek Özbey'e yaptığı partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim açıklamaları ile kimi işaret ettiği sorusu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrasında adı en çok geçen isimlerden biri CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'ydi. Ancak Artı TV'ye konuşan Emre bu iddia için "Ben genel başkandan öyle bir hissiyat almadım, beni kastettiğini düşünmüyorum" değerlendirmesini yaptı. CHP'li kurmaylar Kılıçdaroğlu'nun sözüyle ilgili genellikle isim bildirmekten çekindi. Eleştirilere de yanıt verdiler. Aklında elbet bir isim vardır. Orada kimi kastettiğinden çok mevcut adayların bu tanıma uymadığını söylüyor. Özgür Bey'in partiyi sosyal demokrat yolda götüremeyeceğini düşünüyor. Yoksa devredilen bir genel başkanlık yok, saltanat yok. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın üst düzey bir yetkili Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği ismin 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yenilenen MYK'de yer alan doçent doktor Yunus Emre olduğunu söyledi. Aynı kaynak Yunus Emre'nin Kılıçdaroğlu tarafından işaret edilmesinin gerekçesiyle ilgili yorum yapmaktan kaçınarak sadece onu düşünüyor demekle yetindi. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın avukatları artık hukuki bir talepte bulunmayacaklarını duyurdu değerli izleyiciler. Avukatlar, milletvekili Can Atalay'ın avukatları olarak bizler yok sayıldığımız bir yerdeyiz dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu konuya dair açıklamaları vardı. İzliyoruz hep birlikte. Ceza dairesine gönderdi. Şimdi yargının önündeki bir konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı'nın yorum yapması tabii ki mümkün değil. Yargı bağımsız, tarafsız en doğru kararı verecektir. Ancak şunu ifade edelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde herkes anayasayla ve kanunlarla bağlıdır. Dolayısıyla bağlı olduğumuz anayasadan almayan yetkiyi hiçbir kimse ya da hiçbir organ kullanamaz. O nedenle yorum farkıyla anayasanın bazı maddelerinin yok sayılması da anayasaya aykırıdır. Dolayısıyla hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz. Bu yargı süreci sonucunda verilecek karara da saygı duyacağız. Anayasamızda yüksek mahkemeler vardır. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarındaki ölümlere dikkat çekmek için Eskişehir'de eylem yapan ve darp edilerek gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisi adliyeye sevk edildi. Birleşe kazanacağız! Eskişehir'de üniversite öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu'nda yaşanan skandallara ve öğrenci intiharlarına dikkat çekmek için eylemdeydi. İki üniversite öğrencisinin intiharına ve Aydın Efeler ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta asansör düşmesi sonucu Zeren Ertaş'ın ölümüne dikkat çekmek isteyen öğrenciler eylem yaptı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kapısı önünde toplanan öğrenciler sloganlarla yürüyüş düzenledi. İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezine doğru yürüyen öğrenciler, Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencilerinin dışarı çıkmasına izin verilmemesi üzerine yurdun önüne yürümek istedi. Barikat kuran polis, yurda yürümek isteyen öğrencilere biber gazı ile müdahale etti. 4 öğrenci darp edilerek ve kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan üniversite öğrencileri Mert Adıgüzel, Cem Boran Kartal, Mirza Ali Demirağaç, İbrahim Erdem Alaaddinoğlu ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek suçlamasıyla işlem yapılan öğrencilere arkadaşları alkışlarla destek verdi. Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılı için öğrencilere verilecek burs ve kredi miktarlarını açıkladı. Artı TV'ye konuşan öğrenciler ise açıklanan tutarın temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 1.600.000 öğrenci için gelecek yıl ödeyeceği yeni kredi ve burs miktarları açıklandı. Öğrenciler yeni dönemde yatırılacak olan bu miktarların sadece yol parasını karşıladığını belirterek karara tepki gösterdiler. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılı için yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı. Düzenlemeye göre lisans öğrencileri 2.000, yüksek lisans öğrencileri 4.000, doktora öğrencileri ise 6.000 lira değerindeki kredi ve burs imkanlarından yararlanabilecekler. Bu ekonomik şartlarda çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani illa bir böyle burslara zam geldiyse diğerlerinde fiyatın artacağını düşünüyorum. Peki 2.000 lira bir öğrenci için aylık sizce ne kadar yeterli? Kesinlikle yeterli değil. Yani ailem göndermese 2.000 lira hiçbir şey yetmez hiçbir şekilde. Bence yetmez şu anki şartlar altında. Yani bence en az bir 6.000 falan alması lazım diye düşünüyorum. 2-3 gün önce yeter. O yüzden yani zor abla şu an ekonomi. Bence yetmez. Daha fazla yükseltilmeli yani. Kaç lira olmalı sizce bir öğrencinin aylık desteği? Ya bence 3.000-3.500 liradan aşağı olmaz. O da nerede okuduğuna bağlı. Büyük şehirde okuyorsa zaten aylık 1.000 lira, 1.500 lira yol parası verir. En az 3.500, o bile yetmez bir noktadan sonra. Bence yeterli değil, daha fazla olması gerek. Yani her türlü zaten yurtlar ücretsiz KYK yurtları ücretsiz olmalı. Onun dışında yol ücretleri de ücretsiz olmalı. 2.000 lira tabii ki de yeterli değil. Yani bir öğrenci 2.000 lira şu zamanda asla yetmez. Yeterli değil çünkü her şey çok pahalı. Çocukların yol parası, ondan sonra masrafları, çocuklar eve aç düşüyor. Ve bu çocuklar beslenmeyince beyinleri çalışmıyor çocuklarımızın. Gençlerimizin ihtiyacı var yani doğru düzgün beslenmelerini. Biz her ne kadar da yardımcı olsak biz bile evde zorlanıyoruz. Bu zamlar altında ezildik artık. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören 88 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki yemekhanelerde öğle yemeği yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü. Öğrenciler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Taburcu edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin öğle yemeğinde tavuk, bulgur pilavı, patates kızartması ve mercimek çorbası yedikleri öğrenildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrencilerin hastanelere başvurduğunu söyledi. Öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirten Yıldız, adli sürecin başlatıldığını açıkladı. 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da yakılan Siyas Otel'in bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda dikkat çekenlerse otelin bir katının kaçak olduğu ve beton kalitesinin düşük olduğuydu. Raporda ayrıca 3 kişi için asli kusur bulunduğu belirtildi. 6 Şubat depremlerinin etkilediği kentlerden biriydi Adıyaman. Bu görüntülerde Adıyaman'da bulunan Siyas Otel'den. Depremde yıkılan yapılardan biri. 30'u rehber, 35'i Kuzey Kıbrıslı öğrenci, öğretmen ve veli enkaz altında kaldı. Otel 65 kişinin ölümüne neden oldu. İstiyas Otel'e ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda otelin bir katının kaçak olduğuna dikkat çekildi. Yapıya 2016 tarihinde ruhsatsız bir kat eklenerek toplam kat sayısı 9'dan 10'a çıkartılmıştı. Raporda otelin beton yapısına ilişkin tespitlere de yer verildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından hazırlanan ön inceleme raporundaki bulgular da aktarıldı. Beton kalitesinin düşük olduğu, çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca binanın projesine uygun yapılmadığına ilişkin de mimari proje bilgileri, ruhsat bilgileri uymamaktadır denildi. Binanın zemin raporundaysa statik hesap raporu ve statik projesinin bulunmadığına dikkat çekildi. Binanın yıkılmasında binanın sahibi Ahmet Bozkurt, statik proje mesulü Erdem Yıldız, Adıyaman Belediyesi'nde o dönemki yapı kontrol birimi ve yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler asli kusurlu bulundu. Türkiye'deki insan göçünün geldiği boyut Almanya'nın hazırladığı bir raporla gün yüzüne çıktı. İltica edenlerin listesinde Suriyeli ve Afganistanlıları geride bırakarak listede başı Türkiye vatandaşları oldu. Kaçak girilen eyaletlerin, yönetimlerin hazırladığı raporlarda 2 neden yer aldı. Bunlardan biri geçim sıkıntısı, diğeri Mayıs ayında yapılan ve AKP'nin kazandığı seçimler. Türkiye'den kaçışın geldiği boyut Almanya'nın ülkeye iltica edenlerin listesini açıklamasıyla ortaya çıktı. Alman Göç ve İltica Müsteşarlığı'nın verilerine göre bu yıl Doğu Avrupa üzerinden kaçak gelenlerin sayısı 300 bine dayandı. Raporda geçen yıl 40 bini aşkın Türkiye vatandaşının iltica talebinde bulunduğu belirtilirken bu yıl sayının 90 bini aşarak 100 bine dayanacağı hesaplanıyor. You speak English? Yeah. Sadece Ekim ayında 9 bin Türkiye vatandaşı Doğu Avrupa sınırlarından Almanya'ya kaçak yollardan girerek iltica talebinde bulundu. Böylece Türkiye'den gidenler savaştan kaçan Suriyeli ve Afganistanlıları geride bırakarak ilticada liderliğe oturdu. Türkiye'den gelip iltica başvurusunda bulunanların kabul oranı %14 olarak hesaplandı. Hiç yakalanmadan ülkeye giren ve kaydolmayanların sayısının ise belli olmadığı belirtildi. Türkiye'den kaçarak gelenlerin yine kaçak girdiği eyaletlerin yönetimleri tarafından hazırlanan rapora göre kaçışın 2 temel nedeni var. İlki Mayıs ayında yapılan ve AKP'nin kazandığı seçimler, diğeri ise yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısı. Raporda yaklaşık 50 bin Türk'ün de Almanya'ya girmek için Doğu Avrupa yollarında olduğu tahmin ediliyor. Değerli izleyiciler, iktidarın meclise sunduğu afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair yasa teklifine muhalefet partilerinden tepki geldi. HEDEP MHK üyesi İbrahim Akın teklifin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ise afet yasası teklifinin parlamentoya gelmesini daha fare doğurdu sözleriyle eleştirdi. İkinci oturumunu açıyorum. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifin bu hafta görüşülmesi bekleniyor. Deprem kuşağında olan Türkiye'nin kentsel dönüşüm mekanizmalarında yaşanan tıkanıklıkların aşılması için hazırlandığı belirtilen yasa teklifi tartışmaları da beraberinde getirdi. Evet, buyurun. Muhalefet partileri özel mülkiyete el koymanın önünün açacağı gerekçesiyle teklife karşı çıktılar. Şunu ifade etmek isterim ki HEDEP MYK üyesi İbrahim Akın, teklifi benzeri ancak sadece haksız savaş ve fiili işgal dönemlerinde görülebilecek tam bir mülklere el koyma operasyonuna hazırlık metni olarak nitelendirdi. Öncelikli görevi... Akın, bu yasal düzenlemelerin halkın ve afetzedelerin değil, beşli çetelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını ve yeniden düzenlendiğini söyledi. Belli ki kentsel dönüşümle ilgili mevcut yasalar artık sermayenin ve beşli çetelerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor ki AKP-MHP iktidarı şimdiye kadar soylulaştırma ve yerinden etme şeklinde süren uygulamaları artık yaygın ve geniş bir mülksüzleştirme operasyonuna dönüştürmeye çalışıyor. Oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Akın ayrıca kanun teklifinin sosyal devlet ve eşitlik ilkesiyle konut hakkı ve kent hakkı bağlamlarında anayasaya açıkça aykırı olduğuna dikkat çekti. Afet riskinin azaltılması ve deprem bölgesinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacından da uzak olduğunu belirtti. Akın, konut dokunulmazlığına, mülkiyet hakkına, yargıda hak arama yollarının kullanılmasına yönelik çok ciddi sınırlamalar getiren teklif, tam bir el koyma manifestosudur ifadelerini kullandı. İbrahim Akın, şimdiye kadar uygulanan kentsel dönüşüm uygulamalarında rantın sınırına gelindiğini söyledi. Anlaşılan şirketler yeni rant alanlarına ihtiyaç duyuyor ve AKP-MHP iktidarı da yurttaşları mülksüzleştirme pahasına şirketlerin bu ihtiyacını karşılamak için uğraşıyor diye konuştu. 30 bin tane Senyurt'ta konut mağduru var. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de afet yasası teklifinin parlamentoya gelmesini daha fare doğurdu sözleriyle eleştirdi. Türkiye'nin bu kadar önemli bir meselesiyle ilgili beklenen yasa teklifinde çözüm önerilerinin büyük bir kısmının yer almadığını belirtti Zeybek. Bakanlığın yetkilerini yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devrettiğini ifade etti. Kanun teklifinde geçen rezerv alanlar içerisinde taşınmazların %30'luk kısmının devrine ilişkin hükmü eleştirdi Zeybek. Daha önemlisi ise rezerv alanları tanımının içine şehir merkezleri de dahil ediliyor. Bu Saraçoğlu Mahallesi gibi, işçi blokları gibi 60-70 sene önce emekçiler tarafından yapılan ve kentin merkezinde bulunan yaşlı yapıların bulunduğu yerlerin devlet eliyle rezerv alanı ilan edilerek buradaki yurttaşların tapularının %30'una çökme ihtimali var. Bu yasanın içindeki en gizli ve en tehlikeli madde budur. Çerçeveyi böyle özetleyebiliriz. Zeybek, kamu ve hazine arazilerinin vakıflara devredilmesiyle ilgili maddeye de itiraz ettiklerini belirtti. AKP'nin bu maddeyi tekliften çıkarmak zorunda kaldığını söyledi. Yine teklifte kamu ve hazine arazilerinin vakıflara devredilmesiyle ilgili bir madde var. Biz ısrarlı bir şekilde genel kurul ve komisyonda bunun yanlış olduğunu dile getirdik. Komisyon başkanı ve AKP grup başkan vekili de genel kurulda bize biz bu maddeyi madde metninden çıkaracağız ve vakıflara devredilmesi hükmünü çıkaracağız dediler. Muhalefetimizin bu noktada bir etkisi oldu. Söz almış bulunuyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz da %30'luk taşınmazların devriyle ilgili maddeyi eleştirdi. Neye göre %30 sorumuza net bir yanıt alamadık? Vatandaşımız yapılaşmaya esas alanın %30'undan vazgeçecek ya da bu %30'luk alanın parasını ödeyerek tamamına malik olacak. Peki neden %30'u vatandaşımızdan alıyorsunuz? Bu soru izaha muhtaçtır. Yine riskli yapıların tespit, tahliye ve yıkımı ile ilgili değişikliklerde mülki idare amirine yetki veriliyor. Hep bir ivedilik vurgusu var. Bu ivedilik, acelecilik vatandaşımızla devletimizi karşı karşıya getirecektir. Yetkinin tek elde toplanması büyük sorunlar çıkaracak ve toplumsal huzursuzluğa sebebiyet verecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... Ard arda kanser teşhisi konulan müzisyen kardeşler Metin ve Kemal Kahraman Dersim'in doğasıyla iç içe geçirdikleri tedavi sürecinin sonunda sağlıklarına kavuşmuştu. Ancak Kemal Kahraman'a geçtiğimiz ay rutin kontroller sırasında yeni bir teşhis konuldu değerli izleyiciler. Ameliyata hazırlanan Kemal Kahraman paylaştığı mesajda hastalığına ve tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi. Toprakta eriyen. Dersim'in sözlü hafızasını müzikleriyle evrenselleştiren Metin ve Kemal Kahraman kardeşler uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2017 yılında kanser teşhisi konulan Metin Kahraman, Dersim'in doğasıyla iç içe yapılan 2 yıllık tedavinin ardından hastalığı yenmeyi başardı. Su gibi uyarak eğimine gelir. Ancak bu kez kötü haber Kemal Kahraman'dan geldi. 2021 yılında erken evre akciğer kanseri teşhisi konulan Kemal Kahraman, bir yıl süren tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Ancak geçtiğimiz ay rutin kontroller sırasında yeni bir teşhis konuldu. Değerli dostlar merhaba. biliyorsunuz geçen yıl Mayıs ayında kanser tedavim, akciğer kanseri tedavim bitmişti. En son Ekim ayının 15'i gibi gittiğim son 3 aylık kontrolde ne yazık ki tümörün beyinle sıçradığı tespit edildi. Hazırladığı görüntülü mesajla ameliyat ve tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Kemal Kahraman, bir kez daha sağlıklı bir şekilde taburcu olacağına inandığını söyledi. Ancak endişelenecek çok büyük bir durum yok. Şu anda hastanedeyim. Bu tümörle ilgili ameliyat olacağım. Sanırım bir hafta kadar hastanede kalacağım. Daha sağlıklı bir şekilde buradan taburcu olmayı bekliyorum. Sizleri de haberdar etmek istedim. Selamlar, sevgiler, görüşmek üzere. Evet değerli izleyiciler, bültenimizin sonuna geldik ama her zaman olduğu gibi Artı Gerçeğin hazırladığı günün özetiyle Artı Ana Haberi sonlandırıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.